Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün CapCut'ta bu tarz otomatik hız akımı nasıl yapılır onu göstereceğim. Buradan çıkıyorum. Tekrardan bir tane video açacağım. Şu videoyu açıyorum. Kendi videonuzun olduğunu düşünün. Şöyle belli bir yerden öleceğim bir şunu bir siliyorum bu benim için fazla buradan tekrar bölüyorum ilk video 3.2 saniye şöyle ikinci video ise 4.3 saniye olursa çok iyi olur şöyle 4.3 6 yaptık 4.3 saniye olacak. Tamam. Bunu da 4.3 bakalım. Yaptıktan sonra 3.2 4.3 Daha sonrasında şöyle bu ikinciye tıklıyoruz. Aa, video 4.3'lük olan stile basıyoruz ve stilde otomatik hız mevcut şu an oluşturuluyor yani aslında yaptığımız çok a, komplike bir şey yok. Zaten CapCut bize otomatik olarak bu şeyi vermiş. Bakın bir otomatik hıza bakalım geliyor. Şu şekilde otomatik hız yaptı. Bir de biz ne istiyoruz? A, yıldırım efekti ya da başka bir efekt. Efektlere geliyorum. Vücut efektleri. Buradan bakın pembe yıldırım var. Ona tıklayabilirsiniz. Dilerseniz alevli gözler var. Ona basabilirsiniz. Elektrikli gözler var. Bakalım neon dadıl var. Bunu da kullanabilirsiniz. Mozaik yüz var. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani aslında buradaki bütün her şeyi kullanabilirsiniz şuna tıkladım bakalım çalışacak mı yıldırımlı gözler neyse pembe yıldırım diyorum bunu sonuna kadar çekebilirsiniz isterseniz burada başa da çekebilirsiniz sadece hızlandığı yerden de çekebilirsiniz böyle bir videomuz oluşmuş oluyor daha sonrasında burada yukarıda yazan 720p 1080 yapıp 30'a getirip kare hızını şu sağ üstte bulunan şuradaki yukarı gelen oka bastığınızda dışa aktarılıp telefonunuza kaydediyor. A, CapCut'taki akım bu şekilde. A, videoyu kapatmadan önce abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Diğer derslerde, diğer eğitimlerde, diğer videolarda artık görüşmek üzere